Evet arkadaşlar günaydın. Erdoğan hocam günaydın. Günaydın. Bakın arkadaşlar bismillah hemen Mera'ya geldik sabahın erken saatlerinde. Taş Ve taş. bu sesle uyandık. Alıyorum. Alalım hocam. Oh maşallah. İşte hocam olay bu değil mi? Evet. Bembeyaz. Küçük bir tazelik de burada var. Evet. 2 adet Boletos Eurus'umuzla, kara kafayla, porçeni ile, ayı mantarıyla çiftliği yaptık. Hadi bakalım inşallah devamı bereketli olur. Ormanımız da bu arkadaşlar. Tam bir bolet yatağı diyebilirim burası için. Bakalım bize bugün hangi güzelliklerini ikram edecek. Hadi devam edelim bakalım. Evet Erdoğan hocam bu güzelliği buldu. Harika ya vallahi tam. Oo hocam. Bu ne maşallah ya. Abi olay bu. Bir tane burada çok güzel. Oo, sökemedim be. O maşallah. Evet arkadaşlar. Oo bu biraz hastalık kapmış ama bakalım temizleyeceğiz, bakacağız. Muhtemelen bunu tüketmeyiz. Allah işte bu. Esas bu. Olay bu. Evet hocam. Hasta değildir inşallah. Vallahi hocam. Heh, i̇yi, tamam. İyi. Yağmurlardan biraz hasta oluyor bunlar da şimdi artık yağmur olayı pek yok bu hafta. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok iyi ya vallahi. Hiç kapatmayalım şey şimdi burada yine buluruz. Kapatmayalım. Evet, şu an gönlünde yok. En iyisi kapatalım bakalım. Şeyi kaçmasın. Evet arkadaşlar şurada bir adet amanita biraz şans. Yani küflü mantar buldum. Tipik bir Ruslu arkadaşlar biliyorsunuz. Şey, amanita biraz şans diyorum ya tövbe. Ruslu da biraz şans. O kadar çok mantar çeşidi var ki. Şurada var bu mesela bakın. Amanita. Bu biraz şans var. Kızıl bacak mantarı. Bu da ya da bu da bak burada var bir tane. Bu da Ruslu'la biraz şans arkadaşlar küflü mantar. Rusluların en lezzetli mantarlarını hop düşürdük. Ben denk geldik alıyorum. Siz de eğer mantarımızdan eminseniz alabilirsiniz. Bakın şu üzerindeki beneklerden dolayı bu ismi almış. Ama bu güzellik de bakın burada. Ah, bismillah. İşte. Hep bunlar bize umut oluyorlar işte. Böyle küçük küçük çıkıyorlar. Ondan sonra biz hep peşinde bulmak için koşturup duruyoruz. Bakın gayet de güzel. Tertemiz bir porçinimiz arkadaşlar. Ayı mantarı, çörek mantarı. Ama mantarın da kralı. Mantarların kral arkadaşlar. Ay, şöyle attık onu da sepetimize. Ve devam ediyoruz. Belki daha güzellerini buluruz diye. Evet arkadaşlar. Bu etabımıza küçük bir ara verdik. Şimdi geçtik. Kazaya mantarı için. Meşe ormanımıza. Bakın daha bismillah. Nereye de girerken daha mantarlarımızı bulmaya başladık. Kraterellus cibarius arkadaşlar. Kazayağı mantarı. Kanterel, şanterel. Tavuk bacağı, tavuk mantarı, tavuk kirmiti gibi. Böyle seçimleri var mantarımızın. Bak buraları daha önce zaten talan etmişler. Şöyle üstlerini kapatalım. Bakalım tekrar. Büyürlerse nasip olur. Tabi yağmur bekliyor. Yağmur olsa büyürler. Yağmur olmazsa bunlar da kurur arkadaşlar. Yerken de mantar bulmayı pek sevmiyorum ama hadi bakalım inşallah bu sefer devamı gelir. Bakın arkadaşlar 2 adet şahane büyüklükte sırtı gökçelerimiz ama maalesef mantarlarımız gitmiş. Kurtlanmışlar.
Aslında çok lezzetli ve güzel bir mantar. Tek dikkat etmeniz gereken rusulu olduğundan emin olmak. Bakın bu şekilde tebeşir gibi parçalanan kırılgan mantarlardır rusular. Ama maalesef bunlar kurtlanmışlar. Geç kalmışız. Daha tazeni bulursak alacağız. Daha gidecek de bayağı güzel bir yolumuz var. Evet arkadaşlar, bakın burada meşenin gölgesinde dinlenen minik, demeyelim büyük, kazaya mantarlarını görüyorsunuz. Bakın az önce birkaç tane rusul aldım. Taze, kurtsuz örnekler. Bakın bir tane burada varmış. Gel bakalım. Evet bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz damarlı bir yapıya sahip. Çok karıştırılacak bir tür değil. Ormana gidip güvenle toplayabilirsiniz. Ağulu mantarı var ama o daha böyle turuncumsu. Lameller. Lamel var arkadaşlar onda. Bu şekilde damarlar yok. Buradan ayırt edebilirsiniz. Bakın şu güzelliklere bakın. Ya şükürler olsun ya. Vallahi şu mera bizi hiç var ya, hiç boş çevirmiyor. Hiç. Ne zaman gelsek al diyor sana yemeklik mantar. Al diyor sana bunları dağıt diyor. Çok güzel ya. Çok güzel vallahi. Zor bir yer de değil üstelik. Bakın. Hala daha devam. Burada meşenin dibinde. Kazaya toplamak çok keyifli arkadaşlar ya. Ben vallahi çok seviyorum ya. Diğer mantarlara da seviyorum da bunu toplamak, bulmak. Özellikle geçen sene bizi mest etti ya. Her yer şeydi. Oh 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 oh. Bakın 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 bakın. Gördünüz mü olayı? Şöyle yaptım. İnşallah kamerada çıkmıştır. Bazen kafamı tam çeviriyorum. Maşallah. Bu deve kuşağı ya arkadaşlar. Bu kaz ayağını maz ayağını açmış artık. Bir tane daha var orada bakın. Şöyle. Bir avuç da buradan çıktı. Vallahi onun... Bakın arkadaşlar, eldiven işte bu yüzden önemli. Vallahi ısırsa bilmiyorum, belki zararsızdır ama yine de yaşar yılanlar da var. O yüzden bu işleri eldivenle yapsak çok daha iyi olur. İşte paldır küldür geldiğimizde eldiven vesaire almadık yanımıza ama arabanızda mutlaka bulundurun arkadaşlar. Şöyle baktık. Burayı ben birazcık daha gezeyim. Buradan birkaç bir şey daha çıkartırız diye düşünüyorum.